Şimdi bir şey eklemek istiyorum. Ekleyin mi Beşiktaş'a da gelelim artık çok, sonra çok, süremiz çok kalmıyor. Çok e, önemli bir ders var bu biraz Hı -hı. önce konuştuklarımızdan. Bir yanda Cagne var Galatasaray'ın sarıldığı. Bir yanda Falcao var Galatasaray'ın sarıldığı. Maliyetlerine bir bakın. Falcao 7 milyon yılda alıyor. Cagne 13 milyona geldi. Onun da birkaç milyon herhalde yıllık kendi ödemesi var. Cagne'nin Galatasaray'dan kazandığı para yüksek değil. Ama şeye yüksek maliyetli oldu. 13 milyon euro mu ne geldi? Evet, paşa, evet. Servis. Hatta şampiyon olunca 1 milyon euro da mı ne gidecekti? Evet, bonusu var. Öyle biliyorum ben burada Güven abi ama Falka bonusları ile beraber 7'ye 8'e gelen bir rakamdı. Sonra indirim yaptı bu işler. Total 5'e mi bağladılar diye biliyorum tabii. Bizim gelen bilgi bu. Yani, Her ne arkasında başka işler varsa bilmiyorum. Şimdi bu tür yatırımları da aynı kulüp yapıyor. Aynı yöneticiler <laughs> yapıyor. Taylan'a, Oğulcan'a da aynı kişiler yatırım yapıyor. Aralardaki yatırım farkına bakın. Yat farkına bakın. Bir de verim farkına bakın. Abi para yani... bitince bu yatırımı yapıyorsun. <laughs> evet ama Pardon. evet ama görüş daha zenginleşiyor demek ki. Demek <laughs> yani. para bit para devam etse bu farklı yatırım olurdu. İnsan yani olursun orada kalınca. daha ekonomik kullanıyorsun bu işleri. Kusura bakma yani Beşiktaş da aynısını yapıyor. Tabii Beşiktaş da yani, biraz önce söyledi. ayırıyorum. Beşiktaş'tan Beşiktaş, Abubakar'a zengin ki. bir başkanı şart, var yani. Bu şartlarda dedi tamam yani. E, Fenerbahçe O da bugün Bay Ali Koç olmasa mesela Fenerbahçe bu şartlarda ayakta kalamazdı. Büyük bir kasa kolaylığı sağlayan zengin bir başkanı var yani. Sol 18 futbolcu alıyorsun bunlarda. Bu rakamlar az bu rakamlar değil ama Ali Bey. Ya bir deli bir... Ama Başkan, hem TFF hem ekonomik... UEFA'nın kontrolü var canım var. Tamam var da ben bir şey söylemiyorum alınıyor. ya. Bir şey demiyorum ama her halükarda kasa kolaylığı sağlaması açısından güçlü bir figür. Çok önemli bir şey. Bunu unutacağım. bunu çok inkar edemezsin yani. Adamı cebinden <laughs> çıkartıp birçok ihtiyacı karşılayabilecek bir ekonomik güce sahip adı Koç. Bunu inkar edebilir misiniz? Ne demeyeyim? Sokağa para atmada tabii. tabii. Bunu bilemem. Sonra, sonra <laughs> nasıl bilemezsin ama, baksana. Ama Kemal <laughs> şunu da üstleniyor bu tür başkanlar. Şimdi <laughs> mesela e, e, Levent'in verdiği örnekten Ali Koç 3 ee, yılda 49 tane oyuncu transfer etmiş değil Ama mi? Yine güvenen, 49 transfer 49 transfer etmesinin nedeni ne? Ya 49'dan önce veya en son 18'den önce aldıklarının iyi olmaması. Yani hata kendisinde. o hatanın kendisinin ceremesini de çekiyor. Yani, yani. Buradan da bakmak lazım. Bu arada yani. devam edecek, edecek ya. Dedi programın başında. Hayır, devam maddesel olarak evet, çekiyor. Devam edecek. Evet, en az 4-5 oyuncu daha alacaklar. Ne? Ceremesini o çekmiyor ki. Fenerbahçe taraftarı Hayır, çekiyor. O taraftar, abi. taraftar. <laughs> o, yani Ama başarı... yani biz gazeteciler olarak, siz büyüklerimiz olarak yaptığımız el işçilerden maalesef başka insanlar rahatsız oluyorlar. Ya bugün İsviçre'de yaşayan benim arkadaşım var. Kendisi menajer bu işlerde konuşuyorlar yani. Veya dünyada işleri var yani. Türkiye'de çok işi olan bir adam değil. Diyor ki bu Fenerbahçe Adem'i nasıl aldı diyor ya. Aa boylu poslu adam be sen de. Allah sende aşkına yani. adam hakkında şöyle bir şey var. <laughs> bu boyla topa yükselemeyen adam diye konuşan konuşuyor İsviçre'de bunu araştırmadan almak ne kadar yanlış. Galatasaray'da mesela bir ara dediler ya kebapçı sordu Ünal Aysal hayroviçi aldı diye falan. <laughs> yani böyle şeyler olur mu Allah aşkına araştırmadan bir oyuncu alınır mı ya? Bakmak lazım. Mesela Perotti ben bugün Haldun'u da dinledim mesela gelirken Hı -hı. yolda gazeteye bir gerçek bir doğru bir şey söyledi Halil Domaç dedi ki Perotti tamam bir numaralı ama Perotti geri düşmüş ya Perotti sakat bir oyuncu. Yarın oynar 5 maç oynamaz yani öbür gün bu sakatlıktan var ya yani bu araştırmaları bekleniyor yapmak bekleniyor Perotti'nin De. Efendim? Onu da belirtelim. Dönüşünü bekliyor. Fener. Almış almış. Bileti almış evet. Yani Yok hayır. takıma dönüş. <laughs> Peki geliyoruz Beşiktaş'a. Güven abi açtım önüme. 6. hafta Beşiktaş 12. sırada. Puanı 7. Liderin puanı aitimiz Alanya Spor 16. Yani 9 puan geride mi? Evet. 12.likten şimdi, e, Alanya... 12. şimdi Alanya Spor'u Ve çok zorlu 2. bir süreçten e, üst üste zorlu maçlardan geçerek gelinen bir şimdi ikincilik. Şimdi Alanya Spor'u futbolunu da beğendiğimiz Alanya Spor'u e, ligi aşağı yukarı 15. hafta mıyız? 14. Evet, haftasının 12 haftasında aşağı yukarı lider götüren hı hı. Alanya Sporu şu anda Beşiktaş bir maç eksiğiyle bir puan geçmiş durumda. Yani bu Beşiktaş'ın zaman içinde e, olumlu e, bir performans kazandığını gösteriyor. Yani hem ligin akışı içinde yani bir iki maçlık değil hem de e, futbol olarak yani elbette... E, daha iyi futbolla ancak iyi performans elde edebilirsin. Her zaman olmasa da. Şimdi Beşiktaş'ın son 5 beş maçına bakın. Son 5 beş maçında Beşiktaş'ın bir yenilgisi 4 galibiyeti var. Ve Alanya Spor'a yenildi. 2-1 Alanya'da. Evet. Lider de o zaman o maçı da bayağı iyi oynadı Alanya Spor. Beşiktaş orada vasattı. Ve orada 2-1 yenildi. 2 gol yedi. Diğer 4 maçta gol yemeden kazandı Beşiktaş'ta. 12 gol atmış, hı. 2 gol yemiş. Müthiş yakaladı. Şey averajı eksiden artı 10'a geçti. Yani senin 6. haftada belki eksiydi averajı. Şimdi bunun önemli iki tane nedeni var. Bir, Sergen Yalçın performansı. Hı, hı. iki futbolcu performansı. Ama futbolcu performansı da Sergen Yalçın'a bir oranda dayalı. Niye? Sergen Hoca bir ara televizyonlarda bir maçtan sonra kaybettikleri bir maçtan sonra bir panik içinde bu transferleri ben yapmadığım gibi falan yani cümlede farklı bir şey olabilir bir serzenişte bulundu. Ondan sonra o hafta içinde başkanla bir sohbet ettiler. Başkan burada çok doğru bir tavırla genç hocasını bu tür bir durumla yeni ilk defa karşılaşıp bir panik havası gösteren e, teknik direktörünü yeniden kazanacak herhalde bir şeyler söyledi. Hı hı. Sergen Hoca ondan sonra bir daha geriye düşen bir şey tavır göstermedi. Bunu futbolcularına da e, yansıttı, kabul ettirdi. Sergen Hoca'nın performansının artması tek futbolcuların performanslarının da artmaya başlamasına neden oldu. Gelindi bir e, dörtlü şeye. E, Gaziantep'e 3-1 yenildikten sonra e, dörtlü bir e, etap vardı. Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Alanya. Bu dördü Beşiktaş geçemez, dibi boylar gibi düşüncelerde egemendi. Bu dört de maça sıfır puan veren, yazanlar da vardı. Evet, bir puan, iki yani puan diyenler de vardı. Burada işte çok az puanla çıkan diye Hı -hı. düşünenler de vardı. Neden? En son e, Konya'ya yenilirken gösterdiği düşük futbol ve Gaziantep'e yenilirken gösterdiği düşük futbolda. Yani onu düşünenler de e, bir gerekçeye bağlıydılar. Ama Sergen Yalçın burada çok farklı bir patlama sağladı. Nasıl yaptı? Başakşehir bu dörtlüye başlarken Başakşehir maçında yedi tane oyuncusu sakat ve cezalıydı. Hemen hemen savunma bloğunun tamamı yoktu. Yani devamlı oynayanlar e, yoktu. Yerine Montaroyu Necibi monte etti, e, sağ beke e, Dorukhanı koydu, sol bekte işte e, şey Rıdvanı kullandı. Kalede Utku oynadı sanıyorum doğru söylüyorum ve 5 oyuncu savunmada değişti. Bu böyle bir değişiklikle Başakşehir yendi Beşiktaş. İlk yarısını maçın iyi oynayarak. Ya Başakşehir'i yem yeni dövüyorlar zaten. İlk yarısını iyi oynayarak yendi. Sonra Fenerbahçe'yi yendi. Dört tane attı, üç tane yedi. Ama yendi. Kadıköy'de. Ha, müthiş bir özgüven. Sonra başladı. Gol yemeden kazandı. Tabii ki 10 kişi de kazandı. Evet. Evet. 50 dakikasını 10 kişi oynadı. Bu nedir? Teknik direktörün kendinde bir özgüven bulması ve bunu futbolcusuna aşılaması, futbolcunun da o aşıyı karşılaması, o aşıya İyi e, iyi cevap vermesi. Haklısınız ama Konya'da da çok kötü bir Beşiktaş. Fark yani eden i̇şte, Beşiktaş'tan işte, buraya nasıl evrildi Beşiktaş? İşte, işte onu anlatıyorum. Orada o, o hatta ondan sonra Gaziantep'e karşı da çok, çok iyi kötü değildi. Oynadı. Kötü oynadılar. İşte ondan sonra ya varsınız ya yoksunuz olacaktı. Evet. Ve orada işte döndü. Ben bunu önce performansın yükselmesini teknik direktörün gücüne bağlıyorum, yeteneğine bağlıyorum. Bir sonra da futbolcuların ee, ne bileyim iş ahlakına mı demek lazım? Yani kendini kendinde bir aidiyet yaratıp kendini takıma vermesi. Çünkü o kadar yeni adamlar da var ki. Mesela yeni gelmiş kiralık. Çok, bilmem ye Roziye yeni gelmiş hani vakit geçirmeye gelmiş gibi orada e, kiralık. Gezal öyle. Ondan sonra yeni oyuncular bunlara hepsini, hepsini motive edip sahaya çıkarmak ha, ve bakars, onlardan verim almak. Ben mesela Şimdi Beşiktaş'tan Caner'le e, Gökhan Gön Gönül'ün ayrılmasını hiç gönlü isteyen bir insan değil. Ama ben şimdi ne Caner aklıma geliyor ne Gökhan Gönül aklıma geliyor. Roziye bence Gökhan Gönül'den çok farklı meziyetleri olan iyi bir sabek. Hı hı. Yani hücumda da ta, ta arka direğe kadar e, gol pası atabilen bir e, oyuncu... Savunmada da çok çabuk, işi çok çabuk toparlayabilen bir e, oyuncu. Gezal da yavaş olmasına rağmen e, görüş gücü yüksek, iyi top atan bir oyuncu.